Tamamen elektriktir. Burada vatandaşın mağduriyetidir. Yani çevremizdeki insanların telaşı aramak olsun. Ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Yani biri elektrik olayından dolayı biri ölse bile ulaşabilecek kimse yok maalesef. O nedenle her arayışımızda, hatta bazen bahane üretiyorlar, barajlarda sorun var. Yani bir elektrik sorununda barajı bahane gösteriyorlar. Onun dışında hiçbir şekilde müdahale yok. Uyarı yok. Yani bu tarihte, bu saatte elektrik gidecek bir şey ibare geçmiyor. Gelip burada esnafı uyarmıyorlar. Yaşlılarımızdır, çocuklarımızdır. Hepsi mağdur kalıyorlar. Hiçbir şekilde ilgi alaka yok. Mecburen bunu yapmak gereği duyduk ve eğer bunu devam ederlerse aynı şekilde de devam edeceğiz. Çünkü bunun yani farklı bir alternatifi yok. Resmen ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz burada. Dinleyen yok. Yani bir anonsla gelip elektriği bıraktılar şu anda. Yani bakın çekimini yapın. Bu sorun mudur? Yani eğer elektrikte sorun varsa gelmemesi gerekiyordu. Ama bu şekilde kalkıp buradaki vatandaşı, yaşlılarımızı, çocuklarımızı mağdur etmelere hakları yok. Burada kalkıp elektriği bahane gösterip de yok şurada şu kullanılıyor, yok şurada tespit edip gerekeni yapın. Biz de katılıyoruz aynı şekilde ama onun dışında burada vatandaşı mağdur etme hakkını vermiyoruz. Yani hakları yoktur buna. Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza eziyet çektirmeye hakları yoktur. Kabul etmiyoruz bunu. Yani buradaki gençlerdir, çocuklardır hepsi mağdur. Akşama kadar zaten bir iki saat elektrik gitti mi tamamen soğuktan olsun. Esnaf iş yerinde işlem yapamıyor, iş yapamıyor. Tamamen bir mağduriyet söz konusudur. Biz de gereğinin yapılmasını istiyoruz. İki gün boyunca elektrik yoktur. Yani Antep'te olan bir fabrika Diyarbakır kadar elektrik tüketiyor. Yarım saat, o 5 dakika bile gitmiyor. Ondan sonra ne söyleyelim? Bu trafo ilk bu semt kurulduğundan beri bu trafolar. Hala da budur, hala da budur, hala da budur. Kaldırmıyor, değiştirmemişler. Yani ek bir trafo atılması lazım. Bir trafoyla kaldırmaz burası. Öyle bir şey olmaz ya. Bundan sonra eylemi devam edeceğiz. Esnaf olarak. Vatandaş olarak bu eylemi tekrar devam edeceğiz. Yani 3 gün boyunca bu kadar şey olmaz ki, bu kadar sorumsuzluk olmaz yani ya. Yani eylem, buraya milleti mi toplamak lazım? Eylem mi yapmak lazım? Sabah iş yerimizi açıyoruz, akşama kadar kimse gelmiyor. Karanlık içeri, işi elektrik kesilince kimse bir şey yapamıyoruz. Neredeyse elektrik gidiyor abi. Neredeyse elektrik gidiyor, el olmuyor. Biz de burada bir içi şey, neredeyse elektrik olmadan ama her gün biz burada olay yaparız. Burada elektrik gidiyor, dedem gör, yanıcı kata elektrik yoktu burada, aşağı gidiyor ya, ayakları ağrıyor da. İnsan bir şey yanıcı olsanız da onun mu? Tamam mıyız? Hani şu an oldu bir haftadır sanki arkadaş bizimle oyun oynuyor. Hastası olan var, olmayan var. Hani şu an bakıyorsunuz 9 saat, 10 saat gidiyor, belki iş gelmiyor. Hani daha da kıştır, kuru soğuktur. Hani bazı hastalar vardır makine bağlı olan, bu kardeşimizi hastası vardır makine bağlıdır. Nasıl olacak bu? Abi bu elektrik gidiyor gelmiyor abi. Çoğu da diyalize takılıyor. Oradan da diyalize duramıyor abi. Orada iki bir de hastaneye yatırıyoruz abi. Diyaliz hastası. Evde kalıyor abi. Makine bağlıdır değil mi? He. İki üç günde yoktur. Elektrik olmadığı için bugün fakülteye kaldırdım. Gel abi gel gel gel. Abi bugün elektrik yok diye. Abi bugün fakülteye kaldırdı yani. Elektrik. Tabii ki